Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu geceler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Fuat Köktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili adayı ve milletvekili aynı zamanda konumuz olacak. Fuat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi tabii kaçınılmaz bir şekilde günde belki 3000 kişiyle, 4000 kişiyle bir araya geliyorsunuz. Hasta olmamanız, grip olmamanız da mümkün olmuyor galiba. Nasıl korunmaya çalışıyorsunuz peki? Üstünüze afiyet. Bugün 19 Mayıs ilçemizdeydik. Biraz mahalle yukarı kısımlarda program yaptık. Havanın rüzgarlı olması vesaire. Ve çok insanla da irtibat kurmamızdan dolayı. Herhalde ufak bir grip, soğuk algınlığı var bizde. Nefesimizde biraz hoş çıkmazsa bizi izleyenler kusura bakmasınlar. Onlardan şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Gayet iyi götürüyorsunuz. Şimdi programa girmeden önce şöyle bir baktım dediniz. 29 yıldan beri Samsun şehrinde siyaset yapıyorum. O yüzden gitmesek darılacak çok fazla insan var diyorsunuz. Bekliyorlar evet. Bekliyorlar değil mi? Peki bu gerçek manada başarıya ulaştırıyor mu siyasi partiler? Yani insanlarla bu iletişimi kurmak ya da sadece seçim dönemlerinde mi ziyaret etmek? İşte mesele orada zaten. Yani bu mudur yani? Buradaki sır yok, nedir yani? Seçmen bir şey bekleyeni de var haklı olarak. Siyaseti bir çözüm merkezi, çözüm kurumu olarak gördüğü için. İşte eşine, dostuna, ay, oğluna vesaire yoldu, iş bulmak için de siyaset kurumundan beklentisi olanlar var. Hizmet olarak da işte yol, su, elektrik, kanalizasyon vesaireyle alakalı beklentisi olanlar da var. Hükümetimiz her şeyi yapıyor. Ama arada bize gelin, bizi unutmayın. Bir çayımızı, kahvemizi için bizi de hasbihal edin, bizi de görün. Biz de seçtiğimiz vekilleri, belediye başkanlarımızı aramızda görmek istiyoruz diyenler de çoğunlukta, çok fazla çoğunlukta. Öyle mi? Onun için seçim döneminden seçim dönemlerine değil de, yani bölge insanını en az senede bir kez mahallesiyle vesairesiyle birlikte ziyaret etmekte fayda var. Çok yoğun meclis çalışmaları vesaire olursa belki senede bir, Samsun'un 1200 civarında mahallesi var. Yani bunun hepsini bir kişi ziyaret etmesi de çok mümkün gözükmüyor biliyor. Çünkü meclisler çalışacaksınız vesaire. Başka iştigal etmeniz gereken, ilgilenmeniz gereken konular olacak. En azından iki senede bir bütün mahalleyi, Samsun'daki mahalleleri falan ziyaret etmekte fayda var. 1200 köyden bahsediyorum. Şimdi bunun özellikle mahalleden bahsediyorum. Özellikle söylüyorum çünkü güçlü bir teşkilatçı yapısıyla AK Parti'de bir dönüşüm yaşattınız birkaç sene önce. Yani yerel yönetimlerde özellikle sizde olmayan belediyeleri kazanarak nedenine baktığımız zaman da herkes şey, Fuat Köktaş'ın güçlü bir teşkilatçı ruhu yapısı var dedikleri için böyle oldu. Ama tek yapamıyorsunuz. Yani mahallesiyle, mahalle teşkilatıyla, sandık teşkilatıyla, ilçesiyle, onları harekete geçirerek yapıyorsun bunları. Onları sürekli hareket halinde tutarak yapıyorsun bunları. Böyle olunca da oluyor yani. İşte buradan yola çıkarak anlıyorum şimdi. 1200 tane burada izleyicilerin önünde bunu söylüyorsunuz. Onlar da not ediyorlar bunları çünkü. Etsinler. Milletvekili seçildikten sonra genelde vekillerin Ankara'dan buraya gelmesi öyle çok kolay olmuyor. Ama 1200 tane mahalleyi, yani Samsun'un neredeyse tamamını iki sene içerisinde ziyaret edeceğim demenizin bir altyapısı var. Muhtemelen bunu yapacak. Yani etmeli diyorum. Etmeye de gayret göstereceğimi de bir anlamda ima etmiş oldum. Peki şimdi 13 yıldan beri biz iktidardaydık ve hep bizim dönemimizde istikrarla ilgili bir yapı insanların önüne çıktı, gördü herkes de bunu. Hep buna vurgu yaptınız. Yani size bunu söyleten neydi yani? Bunu neye dayandırarak söylediniz? Şöyle, tabii ben çok eski siyasetçiyle ilgilenen biri olduğum için yerel siyaset yaptım. Ticaretle de uğraşan, iştigal eden biriyim. Aynı zamanda şehrin sosyal derneklerinde, vakıflarında vesairede de bulunan biriyim. Özellikle ticaret, sanayi güven ister, güvenecek bir yere. Yani bugün
yaptığı yarın bozulmayacak. Buna bakar. İstikrara bakar ve bunların ikisini bir arada gördüğünde o 5 senelik, 10 senelik program yapar kendine. En azından yapmaya program yapar. Planlar yapmaya başlayabilir. Yani plansız bu iş olmaz. Yani ben şu yıl şunu yapacağım, şu yıl şunu yapacağım, şu kadar büyüyeceğim, şu kadar yatırım kısa, yapacağım, orta, şu kadar tabii. Planlar yapıyor. Yani işte biz bunu tek başına bir iktidarı 13 yıllık iktidarı ekonomide görüyoruz. İhracat buna yansıyan ihracat kanadında bunu görüyoruz. Onun için tek parti iktidarları her zaman güven ve istikrarlı olmuştur. Güvenin olduğu yerde istikrar vardır, istikrarın olduğu yerde yatırım vardır, yatırımın olduğu yerde istihdam vardır, istihdamın olduğu yerde üretim vardır, üretim yerde olduğu yerde ihracat vardır. İhracatın da olduğu yerde gelir seviyesinin artması, gayri safi milli hasılanın artması ve kişi başı milli gelirinde bu vesileyle artması vardır. Yani hepsi zincirin bir halkalarıdır. Tamam. Burada. Tamam. Bunu gördük biz. Tamam. Gördük. Şimdi 7 Haziran'da yine aynı istikrar devam etsin diye yola çıktınız. Ancak tek başımıza iktidar, yani hükümeti kurma görevini alamadığınız için yeniden 1 Kasım'a gidiyoruz. Peki yine aynı sonuç olursa, yani 1 Kasım'da da AK Parti tek başına iktidar olamazsa ve bir koalisyon seçeneği söz konusu olursa, bu bahsetmiş olduğunuz istikrarı sağlamak için bu ülke ne yapacak peki? Yani hani AK Parti iktidar olmazsa, tek başına iktidar olmazsa istikrar olamaz gibi bir yaklaşım içerisinde mi olacağız? Bir vatandaşlar olarak biz neyle karşılaşacağız? Yani ne yapmamız gerekiyor? Evet. Nereden bakmamız gerekiyor? Yani? Tabii koalisyon hükümetleri geçmiş dönemde bu ülkede olmuştur. Kurulmuştur. Kurulduğunda da koalisyon hükümetlerinin bakanlıkları ister istemez, yani işin doğasında olan bir şey. Bakanlıkları bölüyorsunuz. Bakanlığa ait birimler, genel müdürlükler vesaireler bölünmüş oluyor. Dolayısıyla da kontrol tek merkezli yapılamıyor. Kontrol tek merkezli yapılamayınca da kurumlar arası bir koordinasyonsuzluk vesaire gündeme geliyor. O zaman çark düzgün dönmüyor burada. Bunu geçmiş dönemlerde yaşadık. Hatta zaman zaman biz koalisyon hükümetlerini de şöyle tanımlıyoruz. Yani bir aracı, bir otomobili aynı anda iki işini kullanması gibi de ifade ediyoruz onu. Aynı anda iki işi bir otomobili kullanamıyor. Hatta otomobil satın alırken acaba tek ilk elden mi, yani birinci alandan mı ikinci eli alıyoruz? Tek kişi mi kullanmış bunu? Bunu bile zaman zaman arıyoruz. Yani bir kişinin aynı otomobili 3-5 sene kullanmasıyla farklı kişinin kullanmasında bile fark var. Dolayısıyla güven ve istikrara, tek başına iktidara böyle bakıyoruz. Ama bu şu demek de değil. Milletin vermiş olduğu kararın tartışılması, hayır efendim ben bunu beğenmedim, bunu tekrarlayalım demek de hoş bir şey değil. Evet. Çünkü asıl olan millettir. Yani milletin hakemliği. Ve böyle bir şey işaret ederse kararları şahane. Tabii ki. Karar ve bunu da etmiştir 7 Haziran'da. Evet. 7 Haziran'da demiştir ki aziz milletimiz, AK Parti merkezi hükümette 3 kez üst üste iktidara taşıyan bu milletimiz demiştir ki anlaşın. Evet AK Parti, ben seni %41 ile lokomotif parti, birinci parti, Türkiye'nin çimentosu olan bir parti olarak çıkartıyorum ama tek başına sana yetki vermedim. Anlaşın, uzlaşın, bize hizmet edin, bizi yönetin dedim. Evet. Mesaj buydu. Evet. Hatta Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Bey'in de açıklaması. Biz ödevimizi aldık, dersimizi çalışıyoruz. Bir dakika dahi bizim ömrümüz olsa bu ülkeye hükmet etmekten geri durmayız dedi. Evet. Yani böyle bir açıklaması olan bir partiyiz. İşte buradaki asıl mesele 7 Haziran'ın bittiği, 8 Haziran
gecenin ilk saatleri 01.30'da Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu artık ne için istişare etti, kimle etti, ne yaptıysa partisinin tabanını o kısa zamanda dinlemesi çok mümkün değildi. Ama birileriyle konuşarak ben koalisyonda yokum açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı dayatma 4 tane maddesini ortaya sürmesi daha henüz kurar gibi görünüyoruz ama bunlar olursa da kurmayız deniliyor. Ortaklıkta şunlar olursa ben yokum denmez bu tip ortaklıklar. İttifak sağladığın konuları alırsın, onların üzerinde yürürsün. İttifak sağladıklarını, sağlamadıklarınızı kenarda bırakırsınız. Belki daha ilerleyen zamanlarda ittifak sağlarsınız. Aslında toplumda böyle bir beklenti yüksekti, hatırlıyor tabii musun? Tabii ki, tabii ki. Yani AK Parti ve CHP'nin bir araya gelerek en azından bir 4 yıl boyunca ya da 2 yıl boyunca bu ülkeyi yönetmesi konusundaki talep yüksekti, beklentiler vardı. Ya onu, bir hava da vardı. Ona bakmak lazım. Ona şöyle de diyemiyoruz. Yani biz her şeye rağmen bu koalisyonun kurulmasını istedik, arzu ettik ama tabanlar da bunu demiyordu. Yani oy veren evet. tabanlara baktığınızda AK Parti'nin %75 oy veren tabanı bunu reddediyordu, öyle mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ni adres gösteriyordu. Doğru, öyle bir veri de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de oy verenin yaklaşık %90'ı AK Parti'ye adres gösteriyordu. Bir koalisyon kurulacaksa bunlar kurulmalı diyordu. Biz, peki şöyle düşündüğünüz oldu mu hiç? Yani biz AK Parti olarak, AK Parti, CHP ve MHP'yi de hatta işin içerisine alarak bir koalisyon kurabilmiş MHP olsaydık. Düşünemiyorsun ki MHP her şeye başını yok, zaten hayır demiş. Kurabilmiş, acaba kurulabilmiş hayır olsaydı demiş bir gergin, yani bu şimdi toplumda bir gerginlik. Ama Sayın Bahçeli 01.30'da diyorum ya, kimle istişare etti, neyle etti. Bir, yani koalisyon şartlarını konuşmaya dahi geçmeden kapattı. Yani bunun konuşmanın bile bir anlamı yok. Şimdi bu seçimde herkes her şeye hazırlıklı olsun. Yani ben onunla kurmuyorum, bununla kurmuyorum demenin Türkiye'deki bedelini gördük. Ama ben buradan şunu da söylüyorum tabii bunu söylerken. AK Parti 1 Kasım gecesi tek başına iş başında olacak bir partidir. Ben sahayı yıllardır bilirim, araziyi bilirim, siyasi geçmişim, benim sokaklarda, caddelerde, meydanlarda geçen biriyim. Kim ne derse desin, AK Parti 1 Kasım'da Allah'ın izniyle tek başına iktidara yine devam edecek. Yine gemiyi güvenli limana taşıyacak olan bu partinin lokomotifi, çimentosu AK Parti olacak Allah'ın izniyle. Orada ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani tabii siyasetçi olarak bu yön değerlendirmeyi yapacaksınız, ortaya koyacaksınız tabii ki. Yani ama bu psikolojik üstünlük için falan söylemiyorum bunu. Yani. Anladım. Hayır, zaten %40'lar seviyesinde bir oy oranına sahip olarak rüştünüzü ispat etmiştiniz. 7 Haziran için söylüyorum bunu ama toplum bir an önce o toplumsal gerginliğin, kargaşanın son bulmasını arzu ediyor. Onu biliyorum. Bütün AK Partili, CHP'li, MHP'li, yani bütün vatandaşlar. Yani kimse bundan böyle kazanmıyor bir şey ki. Ve böyle bir durum var. Peki bu özellikle Samsun için siyasi partiler bir araya gelerek bir karar aldılar. İşte araçları bu işin içerisinde çok fazla kullanmayalım, afiş kirliliği oluşmasın, çevreye görüntü kirliliği, ses kirliliği vesaire falan. Bu konuda örnek bir performans ortaya konuldu. Siz nasıl, yani buradaki karar nasıl oluştu? Sonrası da aslında eskiden itibaren benim 2004 yıllarındaki il başkanlığı döneminden itibaren sokaklarda böyle plastik bayraklar vesaireler falan, geliş güzel sokakların böyle taç gibi süslendirilmesini o dönemde biz yine konuşmuştuk. Sadece seçim bürolarının önleri süslenilsin demiştik. Öyle de yapmıştık zaten. Bu özür dilerim, çok da önemli bir veriye dayanıyor, biliyor musun bu söylediğini? Kesinlikle. Yani seçmenin oyla ilgili algısını bütün o bahsedilen kopartılan kargaşa ve karmaşa sadece %2 etkiliyormuş. Bu kadar da düşükmüş ya, yani. Ve tonlarca da para harcıyor değil mi? Şöyle giriyorsunuz bir sokağa. Sokağa ilk önce
A partisi şöyle bir çapraz Z şeklinde falan bir taç gibi bir süslüyor. Bundan sonra onu gören diğer siyasi parti getiriyor, o da o boşlukta kalan yerlerde. Bir de bakıyorsunuz üst üste parti bayrakları binmiş, gökyüzü gözükmüyor. Faydası da yok mu? %2'ymiş faydası da bile. Faydası yok. Bu israf, bu görüntü kirliliği, çevre kirliliği, bazı bez bayrak vesaire de olsa gene bir anlamda kabul edebilirsin de, plastiklerden yapılmış bayraklar falan vesaireler olunca çöp oluyor zaten bir de şeyden. Olmuyor. Bez de çöpe gidiyor ama en azından etrafa çok fazla zararı yok bunun. Bu sene bundan kurtardık. Sesli araçlardan çok kullanmadık. Özellikle de bu şehit haberlerimiz vesaire de üst üste gelince zaten biliyorsunuz mitiklerin de bir kısmı Ankara'daki de terör olayından vesaireden dolayı terörü sanki telin mitiklerine, lanetleme mitiklerine dönen bir durum oldu. Ses düzeni de artık okulların önleri vesaireler, çocuklar da rahatsız olmaması açısından ses de açılmıyor. Öyle sessiz araçlar seçimin de biraz havasını da heyecanını da yükseltmek için ses düzenli arabalar dolaşıp gidiyorlar. Yani, bir de 1,5 senede yani, 4 tane seçim artık değil mi? Yani böyle bir şey aldık. Yani bir seviye oluşturması için fena da olmadı bu iş. Böyle gidiyoruz işte yani. Böyle bir azan adaylar arasında gereksiz ifadeler nasıl yani kullanılıyor, bizi üzüyor. Tabii şöyle bakmak lazım. Siyaset için insanların kişiliklerine, kimliklerine hakaret etmemek lazım. Bunu da bilebilmek için bu şehrin havasını teneffüs etmek lazım. Bu şehirde kim kimdir? Nedir? Buna bu laf söylenir mi, söylenmez mi? Dikkat etmek lazım. Yani şehirde yerleşmek olmak lazım ya da şehirle bir bağ olması lazım. Bir şeyden dolayı söylüyorum. Zaman zaman böyle gazetelerde bazı siyasetçilerin açıklamalarını vesairelerini görüyorum. Çok da takılan biri değilim ben bu işlere ama mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik ve Spor Bakanı bu şehri temsil ediyor. Bu şehrin dededen siyasetini temsil eden bir bakandan öte bir kardeşimiz. Yani bakanlığı bugün vardır, yarın yoktur. Bir şehrin evladı, belki bundan sonra şehirde bağ daha güçlü olarak devam edecektir. Siyaset yapsa da yapmasa da vesaire de. Bakıyorum bir partinin bir adayı ona ağza alınmayacak, yani insanlıktan icap duyulacak ifadeler kullanıyor. Bunu ben şuna yorumluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. sıra adayı beyefendi yapıyor bu işi. Beni kendisini tanımam. Yani şurada 2 tane tanımadığım adamı koysalar yan yana, yılların siyasetçisidir. Şu anda bile bunu söylüyorum. Yan yana ikisini koysalar, ben şu Şaban Bey'dir, şu başkasıdır diyemem. İki tanımadığım adamı tanımıyorum çünkü kendisini. Yani bunları bu şehrin adına, siyaset yapma adına kullanılması insanı üzüyor. Bir de siyasetin işte genel doğasında var efendim, eleştireceksiniz vesaire dersiniz ama hakaret boyutunda değil. Bu çok önemli. Orada şunu derler bu sefer. Ya lafa bakarım, laf mı diye, söyleyene bakarım, adam mı diye. Kalkar derler sana, bu da hoş olmaz. İşte onun için usluk çok önemli gerçekten. Söz çok kıymetli olduğu kadar dikkatli burada, söylenmesi gerekiyor. Buradan çıkana kadar sizindir bu. Ama genel anlamda Türkiye'de çıktıktan sonra son yıllarda bu siyaset yapma biçiminde maalesef çok gergin. Eleştiri kabul ediyorum siyaseten. Muhalefet yaparsınız, bir şey yapmadınız dersiniz. Niye kardeşim 3 dönem bu millet sizi tek başına iktidara getirdi, 4'ünde niye istiyorsunuz? Bunları anlarım. Bu siyaset tarzıdır bu. Ama ya, saray şeyi demek yani bu. Sen de işte
X bir yayın kuruluşunun şeyi misin derler sana yani. Peki şimdi buradan o zaman bu konuyu... Yani onun için kişiler biraz daha dikkatlensin. Şeyi sorduğunuz o için ben buraya geldim. Yani bir seviye oluşmuştur. Seviye falan. Bazıları bozuyor bu seviyeyi. Biraz daha dikkat edilmesinde fayda var. Ben de onun için söylemek istedim. Peki ben de size başka bir şey sorayım o zaman. Şimdi 7 Haziran öncesinde AK Parti'nin seçim vaatleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim vaatleri arasında kıyaslamalar yapıldı biliyorsunuz. Biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri, seçim vaatleri toplumda biraz daha sanki karşılık buldu. Değerlendirmeleri yapıldı. Özellikle işte ya buldu ama puan düşürdü. Asgari ücretle ilgili. Türkiye genelde puanı 25'in tamam. altına düştü. Ama şimdi sonrasında nasıl karşılık bulmaz? Peki bu? Ama sonrasında baktığımızda seçim vaatlerinizi konuşacağız sizin. Sizin de seçim vaatlerinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlattıklarına benzer şeyler yani işte emeklilerle ilgili, asgari ücretle ilgili değerlendirmeler yapıyorsun. Bu yani acaba şey mi? Nasıl söyleyeyim? Cumhuriyet Halk Partisi'nden etkilendiğiniz için mi seçim beğendiniz? Yok. Ne oldu peki orada? Yok. Ve şimdi bakın bunların hepsini 2016 verilerine göre konuşmamız lazım. Şimdi bu hükümet kurulursa 1 Kasım'dan sonra 2006'nın 16'nın planlamalarını yapacak. Dolayısıyla 2016'da bu emekliye verdiğimiz maaş, taşören hesapları falan bu rakamlara zaten çıkacak rakamlar. Yani o gün verdiğimiz vaatler senenin ortasındaydı. Şimdiki 2016'yı bağlayacağı için bunlar zaten 2016'nın içerisinde yapmamız gereken planlanmış 2015'te bütçesinde yapılmayıp 2010'da yapılması gereken işlerdi bunlar. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifadeleriyle söylemleriyle bu denk geldi. Yani tesadüf etti. Ama, tekrar seçim, ama tekrar asgari ücretin azından. Mesela yüzde yani 30 oranında yani çok asgari yani ücret en az çok fazla insan var. En az 1180 lira olacaktı asgari ücret. Hayır, keşke 1500 lira 2016'da. En az bu olacaktı. Yani bunlar bizim ekonomistler tarafından, özellikle Mehmet Şimşek ve Ali Babacan Bey tarafından planlanmış ve yeri zamanını beklenen konulardı bunlar. Şimdi gelip hükümet kurulacak. 2000 Kasım'da seçim olacak. Kasım ayının içerisinde muhtemelendir hükümet. 10 Kasım'a kadar kurulması gerekiyor. Hükümet kurulacak. O şey için, bütçe vesaire vesaire için. Ama 10 Kasım'a kadar kuramazsınız seçim kurulu. Ama hani yasal bir zorunluluk var gibi geliyor bana. İlan edecek. Bilmiyorum onu. Tam mevzuatı bilmiyorum. Ve 2016 bütçesinde bunlar hepsi koyulacak, yapılacaktır. Belki bir ay, 12. ayda işte taşören maaşlarının yükseltilmesi vesaireler. Taşören kadro alınması. Onlar olabilir. Siz en çarpıcı, bu seçim vaatlerinizin içerisinde en çarpıcı olarak öne çıkan vaadi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için de sürpriz olan ne oldu? Gençlik için. Yani 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi. İşlerini, 150 bin lira yani ciddi bir proje getiren bir genç için 150 bin lira sermaye çok önemli bir sermaye. Tabii bizim çalışan arkadaşlarımızın içerisinden de bu konuya kafa yoranlar oldu. Yani en çarpıcısı yani, bence yani, bu gençliğe bu. Yönelik işte teknoloji şimdi bu şunu yapacak. Gençleri üretmeye sevk edecek. Proje üretmeye sevk edecek. Belki ufaktan başlayacaklar. 24'lü yaşlarda, 23, 24, 25'li yaşlarda. Bu anlamda önleri açılacak. Yani 3 sene vergi almamak gibi konular. Bence ben çok genç yaşta ticarete atılan biri olarak yani ben buna hemen atlardım o yaşlarda olsaydı. Yani bu tabii iğneyle yani, kuyu kazarak biz geldik. Tabii tabii. Yani ticaret evet şimdi de çok zor aslında. Yani, tabii. Peki siyasetçi kimliğinizin dışında işleriniz de var. İş çevreleriyle iç içesiniz. Bizim gördüğümüzü siz de görüyor musunuz? Yani bir gerginlik, bir belirsizlik. Tabii canım. Ve karşı çıkan çeklerin sayısının artması bir kaos var yani insanlarda, iş çevrelerinde yani. Söyledik işte para sıcaktır. Para ürkektir. Para el yakar. Ekonominin kurallarıdır bunlar. Parayı efektif, rentable kullanmak gerekir parayı. Para güveni ve istikrarı sever. Güven ve istikrarın olmadığı yerde para kaçar. Bu böyledir yani. Kendi elinizdeki para da böyledir.
bir yatırıma yönlendirirseniz bunu paranız orada erir. Dolayısıyla ben de onu söylüyorum, işte hükümetin kurulmaması, güven ve istikrarının zedelenmesi 2015 yılının seçim öncesi beklentilerle, seçim sonrası koalisyonlarla, kurulamayan koalisyon hükümetinden sonra seçim hükümetinin kurulup tekrar 1 Kasım'da seçime gidilmesiyle bir yıl heba oldu. Gitti koskocaman bir yılı harcadık burada. Şimdi hızlı bir şekilde yine koalisyon problemleriyle uğraşmadan tek başına bir iktidar partisiyle hemen hükümetin kurulması, hükümetin bütçesinin güven oyu alınması, bütçesinin programının onaylanması ve gelecek 2016 yılın bütçesinin mecliste görüşülmesi, bir takım kanunların vesairelerin yapılması. Yoğun bir süreç bizi aslında bekliyor. Çünkü 2016'yı biz kazanmalıyız. 2015'te kaybettiklerimizin birçok kısmını da kazanmalıyız. Şimdi bu sadece tabii ekonomiyi de konuşamıyoruz. Şimdi toplumda o gerginliğin ortadan kalkmasını sağlayacak bir şiddet sarmalı var. O sarmalın ortadan kalkması adına adımlar atılması gerekiyor. Bu masada duruyor. Yeni anayasa yapılacak. Bu ortada duruyor. Seçim sistemi. Mutabakat lazım yeni. Yani çok fazla şey var yani. Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani terör sarmalı var. Evet yani bir şey. 1 Kasım sonrası olur da tek başınıza iktidar olursanız yeni anayasa nasıl olacak? İçerisinde yine başkanlık sistemi bakın, ülkenin gündemine oturacak bakın, mı? Sinan Bey, bakın ben geçen dönemde bir il başkanıydım ve 2011 seçimlerinde partilerin her biri meydanlarda yeni bir anayasa sözü vererek o istediler. Her biri bunu böyle yaptı. Doğru. Kimse anayasayı değiştirecek çoğunlukta oy alamamıştır. Ve bununla ilgili AK Parti çok önemli çalışmalar yapmıştır. Mecliste her partiden eşit bir üyenin katılımıyla anayasa komisyonu kurulmuştur. Anayasa komisyonu çalıştı. Gece gündüz çalıştı. 18 saat, 20 saat vesaire çalıştılar. 60 tane anayasa maddesinin değiştirilmesi üzerinde mutabakat sağlandı. Nasıl değişeceği noktasında çalışmalar yapıldı. 42 tanesinin de değişiklik şekli üzerinde mutabakat sağlandı. Yani bu madde şöyle değişmeli diye mutabakat sağlandı. 42'den sonra kalan 18 maddede bir tıkanmalar söz konusu oldu. Ve sonuç itibariyle denildi ki şeyi 42 madde değiştirilsin. Değiştirilmedi. Ya hep ya hiç denildi. Ya 42 maddeden biz mutabakat sağladık mı? Sağladık. 18 maddeyi ayıralım. 42'yi bu milletin menfaatine, bu ülkenin menfaatine 42'yi değiştirelim denildiğinde hayır ya hep ya hiç denildi. Dolayısıyla anayasayı değiştirecek en azından 330'u geçecek bir parti iktidara gelmezse çok ciddi bir anayasa değişikliğinin olabileceğini ben düşünmüyorum. Şimdiden bunu olacak birinci derecede işimiz budur dersem yarın bana bunu sorarlar. Ama tamam ama şimdi bile ortada bir affedersiniz ama cenaze var. Ya, yani yamalı bohçaya dönmüş ama şurada, anlamsız. Şurada koalisyon kurulmuyor ki. Koalisyon kuramadık ki şurada. Milletin verdiği ödevi yapamadık. Yani kime güveneceğiz bunu da yapacağız. Ha diğer taraftan bu anayasa değişikliğinin içerisinde hiçbirinde başkanlık sistemi yoktu. O yapılan çalışmanın içerisinde başkanlık sistemi. Orada öyle eleştiriliyorsunuz. Yani başkanlık sisteminde direttiği için AK Parti masadan kalktı. Tabii canım. Hayır hiç alakası yok. Ya da işte seni başkan yaptırmayacağız dedikten o, sonra. O seçim meydanlarında yapılan çalışmalara atfen söylenen bir şeydir. Ama o dönemde AK Parti eşit sayıda komisyonlara üye vermiş olmasına rağmen ki AK Parti çok fazla vermesi gerekirken vermemiştir. Bunu değiştirilememiştir. Koalisyon görevi verdi. Kaçtılar. Yani neye güvenerek de anayasayı biz değiştireceğiz, yamalı bohçadan kurtaracağız diyoruz. Bu bir. İkincisi biz yani başkanlık sistemi. Belki orada
diğer siyasi partiler muhalefet yapma adına bizi pataklığa çekmeye çalıştılar. Bunu hep vurgu yaptılar. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız, hele Başbakanımız bu ülkede başkanlık sistemi gelecek diye demedik. Şunu söylenildi. Bu parlamenter sistem bu ülkeyi taşımıyor. Bu ülkeye uygun bir yönetim şeklini biz Türkiye'ye kazandırmalıyız. İşte bu da totaliter, söylen buydu, baskıcı, tek parti iktidarı ya da diktatörlük karşılıklarıyla karşılıklı. Hangi çağda? Bu çağda mı? Peki ben bir Türkiye şey söyleyeyim. Türkiye kazananlarında AK Parti, AK Parti bir liderlik sorunu yaşıyor mu AK Parti? Yaşamıyor. Yani bunu bak şimdi içtenliğinizle kalbinizle söylüyor musunuz? Şimdi bunu içtenliğimle söylerim. Burada şöyle bakmak lazım. Yeri, zamanı ve kişisini böyle üçlü bir düzlemde bakmak lazım. Üç tane nokta koymak lazım bir çizginin üzerine. Yer ne zaman? Hangi şartlar? Zaman hangi zamanda? Ve kimle? AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gibi sokaktan gelmiş bir siyasetçinin bir büyük şeyi, belediyesini yönetmiş, bir tecrübesinin kurmuş olduğu o günkü şartlarda bir parti ve Türkiye'nin, bırakın illerini, bırakın ilçelerini, beldesine kadar bilen, sorununu bilen, çocuğum şeklini bilen bir lideri konuşuyoruz burada. Bir lider vardı burada. Ahmet Bey daha çok işin mutfak tarafında ve hariciye bölümünde, yani yurt dışı kısmında olan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini konuşuyoruz burada. Yani ikisini bir kefeye koymak bence Sayın, doğru değil zaten. Sayın Başbakanımıza da Cumhurbaşkanımıza da bir haksızlık olur. Ama bir, şimdi mesela ben, bunu, benim açımdan bir haksızlıktan öte saygısızlık olur. Şundan yola çıkarak söylüyorum. Yani AK Parti'nin içerisinde farklı dalgalanmaların olması, farklı değerlendirmelerin yapılması, AK Parti'nin içerisinde mutsuzların artması vesaire vesaire, bütün bunların hepsi burası, işte burası Sinan Bey. Burası şey mi? Şu anda bir odadayız biz. Buradan canlı yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Burası bir haber kanalı, evet, bir televizyon kanalı. Burada bir genel müdür değiştiğinde burada ufak tefek bir değişiklik olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü herkes kendi ruhuyla, yani, tarzıyla işte, iş buna, yapmaya buna başlıyor. Böyle bakmaksın. Zaman, zemin ve kişiye göre değerlendirme dediğim benim de buydu işte. Evet. Daha bunu karıştırmanın hiçbir anlamı yok. Şurada küçük bir şirkette bir değişiklik yapıldığında taşlar yerinden az da olsa oynuyor. Evet. Yani peki ama işte bunun size yansımaları önce nasıl olacak? Onu 1 Kasım'da bir kere göreceğiz. Göreceğiz orada. Peki Samsun'u birçok vekilden daha iyi bilecek kadar soluduğunuz için söylüyorum. Aslında çok da ciddi konuşmalar yapılıyor. Yeşilırmak, Kızılırmak deltalarının tabii verimliliği üzerinde işimiz gereği takip ediyoruz. Muazzam projeler üretiliyor. Bir kısmı hayata geçebilmiş, bir kısmı geçememiş ama Fuat Köktaş bu işin neresinde olacak? Yani ben 5 yıl yani vekillik yapacağım ama 4 yıl. 4 yıl vekillik bu dönem yapacağım. 4 yıl. 4 yıl yapacağım ama mutlaka mutlaka bu konuşulan, ya Çarşamba'da Kızılırmak'ta var ama deltalar, biz buraları yeterince değerlendiremiyoruz, algısını ortadan kaldıracağım diye kendinize söz verdiniz mi? Bunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Aa. Ne yapacaksınız yani? Evet. Ben böyle bir şey, ben mesela Samsun'da yaşayan iki tane Mimbitova, İki Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarının oluşturduğu iki tane mümbit bir ovamız var. Muazzam hem de ovalar yani. Hele bu ovaların son birkaç yıldır da önemi biraz daha öne çıktı. Biraz daha buralar ilgi alanına oluşturdu. Çekim merkezleri oluşturmaya başladı buralar. Tabii biz yıllardır Samsun'la ilgili işte bir şey söylüyoruz. Samsun çok büyük sanayilerin, ağır sanayilerin olacağı bir il mi? Tarım sanayisi olacağı bir il mi? Hizmet sektörünün olacağı bir il mi? Hangi bir kent? İşte Samsun'un coğrafi konumu ve
jeopolitik konumu durumuna baktığımızda birkaç tanesini yan yana koyabiliyoruz. Ayrı yan yana koymamız gereken bir şehir bu. Bir de böyle öyle yani, bir şey var ama yani. Yani karayolu, demir işte yolu, hava yolu, yani, deniz. Coğrafi ve jeopolitik konumu dediğimde bunu bir yok göremeyiz. Demek ki şu demektir. Samsun burada dört ayak üzerinde yükselmeli. Dört ayak üzerinde Samsun burada yükselmeli diye bakıyoruz. Ama bunun lokomotifi ne olmalı? Ya döndüğümüzde lokomotifi tarım olmalı. Değil mi? Tarım olmalı. İki tane kendi ovası olan bir şehir var burada. Bunu değerlendirmemiz lazım. Gerek tarıma dayalı sanayiyle, gerek tarımın desteklediği hayvancılıkla. Bunu mutlaka biz hayata geçirmeliyiz. Şimdi yıllar önce Tekeköy'de kurulan tarım, gıda OSEB'e var. Burası kavak ağacı yetiştirmek için kullanılan bir bölgeydi. Yani orman, mali hazinesi, ormana vesaire orayı terk etmişti. Orayı aldık, gecikmeli de olsa. Başka sıkıntılar oldu. Hükümetle falan da değil o sıkıntı. Orayı geçeceğim. Bugün orada neredeyse başlamayan fabrika kalmadı. Gecikmeli de olsa. Zamanında başlamadılar. Yani takip ediyoruz onu ama şu ana kadar bütün fabrikalar orası verilen süreye göre bitip bacıları tutması lazımdı ya da üretim yapma hale gelmeleri lazımdı. Ama başlamayan yok neredeyse. Orada artık yer isteyene de yer veremiyoruz. Tarım, gıda ÖSEB diyoruz zaten. Şimdi bunun tarıma önemini vurgu yaparak hemen Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yaklaşık 1000 dönümlük alanını özelleştirmeden kapsam dışına çıkartıyoruz. Bu noktada Sayın Bakanımızla, diğer milletvekili arkadaşlarımızla mutabakatımız tam ve işlemlerin çoğu bitti. Belki şu seçim falan filan araya girmeseydi devir işlemleri de bitmiş olacaktı. Onlar bir imar yapıyor, özelleştirme falan. Oradan geri çektik onu vesaire. Devir işlemleri de bitmiş olacaktı. Hemen burada. Yani 1000 dönümlük bir yeni bir ve orası da muhtemelen şey olacak diyorsunuz. Tarımla ilgili. Tarım, gıda, OSEB şeklinde orayı da düşünüyoruz. Orada bir karma sanayi falan diyorlar ama ben karma sanayiye çok sıcak bakmıyorum bu noktada. Tabii konuşulur ama tartışılır vesaire yapılır. Çünkü karma sanayi biraz daha kavak doldu. Kavakta bir 5-6 parsel yeniden üretilecek ama oranın biraz coğrafi durumu çok müsait değil. Kavağın çok bir bayır engelli bir alan var. Bir de şöyle bir şey yani biz Zeki Bey ile Ticaret İnsanlar Odası Zeki Bey ve Adnan Bey Borsan Yönetim Kurulu Başkanı bir program yaptık bundan birkaç gün önce. Öyle mi? Orada da yani kavaktan ya da havzadan gitmenin gelmenin yani bir tondaki maliyetini ortaya koydum bir iş adamı olarak. Ya oralar çok burada olması durumunda değil. Burada olması durumunda ki aradaki farka bakıyoruz yaklaşık 9 kat 10 kat. Yani sanayici burada tabii havayı kirletmiyor. Kavakta şu anda yer bulamıyorlar. O başka da. Tamam o başka. Parseller doldu. Yeni parsel yapmaya çalışıyoruz. Ama yeni yani büyük yatırımcıları Samsun'a getirebilmek için ben programdan onu anladım. İmarlığı ile ilgili, imar planlaması ile ilgili yeni bir çalışma mı yapılması gerekiyor? Böyle bir şey yapacak mısınız? Evet, o tamamen bizim Büyükşehir'in belediyesinin şeyinde. Tabii ki bizim de siyasetçiler olarak bu işlerde söyleyeceğimiz şehrin geleceği için. Çünkü bir anlamda istihdam, iş, üretim vesairenin sorumluluğunu biz omuzlarımızda hissediyoruz. Bize soruyorlar çünkü bunları. Bekleyin karma organize sanayisinin altyapısı yapılıyor şu anda. Efendim orası da uzak yine. En azından uzak olabilir ama illa bütün fabrikaları küçük ölçekli sanayi kuruluşlarında hep liman bağlantılı görmemek lazım. Ama lojistik çok önemli olduğu için. Ama yani bunu hepsi ihracatta tamam, görmemek tamam, lazım. Tamam bir şey. Hep ihracatta görmemek lazım. Yani iç piyasaya yönelik de görmek lazım. Şimdi bugün Çorum'un sanayisi büyüdü diyorsunuz. Yani Çorum limana mı yakın? Nereye yakın Çorum? Buradaki yani, fabrikaların belki 10 katı kadar da şey sanayisi. Yani buna bak böyle bakarsak buna sadece biz kitleniriz. Burada bakacağımız fabrika büyüklükleri farklıdır. Burada
deniz yoluyla gelecek olan ham madde ve deniz yoluyla gidecek olan ihracat bizim için önemlidir. Buna dediğiniz anlamda ben de katılırım. Bir de lojistik köy yapılıyor şimdi 45 ama, milyon tabii muazzam ki, bir şey yani, o. Tabii ki ama kalkıp da yani yurt içi piyasadan ham maddesi gelecek olan, yurt içi piyasaya satılacak olan bir emtia için ben illa liman şehri olacak, limana yakın olacak. Bunu çok şey yani bulmam. İş adamları o hesabı çok detaylı yapıyor. Rantabul bulmam. Ben de bir iş adamıyım. Ben de sanayiciyim yani. Evet. Ben de sanayiciyim. Denizden gelecek olan kısmı eyvallah tamam. Ona hiç problemim yoktur. Ben de onu savunuyorum zaten. Çünkü rekabet edebilmek için girdi maliyetlerim minimize. İşte onun için olması, gidemiyoruz diyorlar. Olması yani. gerekir. Yok yani o ölçekliğin için kavak ve havzanın ölçeği için şey değil. Bu geçerli bir sonuç değil. Ama diyorum tekrar büyük sanayiler için önemli. Bu yani deniz yoluyla gelen ham madde, deniz yoluyla ihracatı yapılacak ya da konteynerle ihracatı yapılacak için önemli. Bak bunun altını ben de çiziyorum. Bunu var kimse söylemeden ben zaten söyleyebilirim bunu. Biz de bu sektörünün içerisinden geliyoruz. Bafra'da yıllardır Samsun'da sorun olan ve Türkiye'nin de en büyük üretim merkezi haline gelen işte cerrahi aletler o sebe. Kümelenme içerisine bile alındı. Muazzam bir şey aslında. Yani, kurulması işte onun ilgili çet işlemleri vesaireler tamamlanıyor. Yani o da yine olağanüstü bir proje. Onun da takipçisi olmanın takipçisi da faydalı. Takipçisi onda sıkıntı yok. Yürüyor. Yani istihdama dönüşmesi anlamında o yani. O proje yürüyor. Pakistan ve Almanya'dan sonra çünkü dünyada üçüncü tabii yani, üretim üstlerinde. Bir de onu bırakmıyoruz. Onu şimdi kurumlar alıma çıktığında bir şey koyduracağız onlara. Tabii Sağlık Bakanlığı onları akredite test edecek. Etmiştir birçoğunu da ben. Genel bir konuşma yapıyorum orada. Çok ayrıntılı teknik bir bilgi vermekten kaçınırım. Bir bilgi eksikliği olur, yanlış yaparız diye. Ama Sağlık Bakanlığı bir takım cerrahi aletlerde yerli zorunluluğu da getirecek. Rekabetin oluşabilmesi için yerli ürünü sağlanabilmesi. Onun üzerinde de çalışacağız ama teknik şeyleri, boyutları ayrı bir şeydir onların. Bu konu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Fakat dediğim gibi üretimin artabilmesi biraz da yatırım maliyetlerinin, işletme maliyetlerinin düşmesiyle alakalıdır. Burada da bizim en önemli girdiğimiz enerjidir. Enerjiyi de bizim çözmemiz gereken. O yarım kaldı demiştiniz yani. Orada bir sorunumuz vardı. Biz dışa bağımlı konusunda. Geçen orada, programda mı dedim? Geçen programda. Daha önceki programlarda. Üzerinde hep konuştuk ama mutlaka dışa bağımlı konusunda bu kısmı aşmamız lazım. Orada tabii termik santral seçeneği çevrecilerle sizi karşı karşıya getiriyor. Bu işi iyi anlamak lazım. Yenilenebilir enerjiyi niye koymuyoruz? Bunları konuşmak lazım ama. Bakın bizim şu an itibariyle enerji yatırımlarımızı yapabilmemiz için ciddi çalışmalarımız var. Bunların en önemlisi yıllardır bize şu ifadeyi bulundular. Su akar, Türk bakar ifadeleriyle yıllardır biz karşı karşıya kaldık. Şimdi AK Parti iktidarıyla artık su akıyor, Türk bakmıyor diyoruz. Hemen barajımızı koyalım, özelleştirmelerimizi yapalım vesaire diyoruz. Fakat Türkiye'de son birkaç yıldır eylem yapmak, protesto yapmak moda oldu. Bir yere bir hidroelektrik santrali koyuyoruz. Geliyor katrolu, bankartçılar, protestocular. Efendim burada ekolojik denge bozuluyor. Ama efendim burada ateş çevre bozuluyor. Yerden, efendim ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Yani böyle efendim, şeyler oluyorsa efendim, da bile efendim, bakın, bunun iyi anlaşılması Sinan Bey, lazım. Sinan Bey, bakın, yani, tamamen de haksız görmeyelim değil mi? Protestoculara baktığımızda, bakın tekrar söylüyorum bunu. Protestoculara baktığımızda protestocuları yönlendiren, onları ayaklandıran, onları enforme eden bir üst akıl var. Ya katrolu protestocular var ben size. Samimi söylüyorum bunu ya. Ya şimdi ben enerji problemimi suyla çok daha maliyetli çözemezsem
neyle çözeceğim? Doğal gazla mı çözeceğim? İran beni tehdit edecek. Diyecek ki bana şu para, yoksa manayı kapattım. Ukrayna beni Rusya tehdit edecek. Yani vana onun elinde. Rüzgar daha mı? Şimdi Ayvacık'a gidiyorsunuz değil mi? Peki bu Ayvacık'ta paraj yapılırken kimse protesto niye etmedi? Hem de iki tane. Biri troll ettik, biri su ama. Hasanoğlu, Suatoğlu. Beş meşeler. Birbirinden kaçanı yakalıyor. Peki Ayvacık'ın barajı Allah aşkına ekolojik dengeyi mi bozuyor? Şimdi etrafı Büyükşehir Belediye'miz bir sürü buraya maliyetle yollar yapıyor ve o bölgeyi biraz daha orman, doğa, yeşil ve suyu sevenler için tatil beldesi haline getiriliyor. Şimdi buradaki maksat üzüm yemek falan değil. Gezi olaylarının, soruyorum size şimdi, gezi olaylarının hidroelektrik santrali yapmayın demekle ne alakası vardı ya? Hani ağaçların yıkmayın vardı orada. Böcek meselesi vardı. Bir alakalı var mı? Alakası var mıydı bunda? Yoktu. Burayı geçiyorum. Yani başka şeyler de var tabii. Nükleer santral yapalım. Yok. Niye? İnsana çok zararlı. Arkadaş, dünyada kaç tane nükleer santral var? Kaç tane var? Bir de terk ediliyor biliyorsunuz. Hı? Terk ediliyor artık nükleer santraller. Abi, o yani yerine başka bir şey koyar. Onunla alacağını almıştır. Teknolojisini üretmiştir onunla. O artık onun daha teknoloji üretmesine ihtiyaç duymuyor. Ağır sanayileri bitti, enerjiye ihtiyaç duymuyor. Onu rentable bulmuyordur. Çünkü şimdi ağır sanayiler %22'ye kadar varan enerjiyi kullanan üretim maliyetinde sanayiler nerede kaldı? Hiçbir Avrupa'da var mı? Yok. Onu yaptı, üretti, şimdi terk ediyor. Tabii ki edersin. Şu anda teknoloji üretiyorsun sen. Benim demir çelikçi sektörüm bir ton demir üretecek. Enerji maliyeti 18'de 22 arası. Maliyette %1 lirasında bu fiyata gelecek. Bir ton ürettiği demiri satacak. İşte 400 dolarlara vesaire satacak onu. 1200 lira alacak. Ama o nükleer santrallar ve uranyum işleyen, teknoloji üreten bir Apple 150 gramlık telefonu 3.000-3.500'e satacak. Ya şimdi bunun nerede enerjiye olan karşıtlığı? Yani bir Türk insanı, Türkiye'nin çıkarlarını isteyen biri buna karşı çıkar mı? Çıkmaz. Ama işte o enerjiye yılda 60 milyar dolar veriyoruz ya biz. Hazır üretmiş bu tesisleri kurmuşlar da satıyor mu bize? Satıyor. Benim elektrik santrallerimin yapıldığında onlardan ödediğim para düşecek. Alış miktarlarım azalacak. Benim o kadar doğalgaz çevrim santrallerinde kullanmayacağım için doğalgaza fazla ihtiyacım olmayacak. 60 milyar doları her sene veriyoruz şu andaki ekonomi büyüklüğüne göre. Bizim bir hedefimiz var. Ekonomiyi büyüteceğiz, 500 milyar dolar ihracat yapacağız vesaire dediğimiz bir noktada o zaman benim enerji ihtiyacım 100 milyar dolara çıkacak. Ve ben sanayicime 15-16 sente enerji vereceğim. Niye? Dışarıdan pahalı alıyorum bunu. Ben sanayicime de diyeceğim ki git bunu üret kardeşim. Bana istihdam sağla, üretim yap, ihracat yap, ben 500 milyar dolar... Böyle tutar mı bu hesap? Tutmaz. Tutturamayız da zaten. Ben sanayicime 6-7 sente vermeliyim ki bunu sanayicim dünyayla rekabet edemez. Şimdi yenilenebilir enerji dediniz. İBART, OKA vesaire destekleriyle, hayvancılık, tarım, çok sektörü destekledik, tavukçuluk vesaire çok destekledik. Şimdi zannediyorum bu 2016'da ilana çıkacak desteklerde %60-%65'e varan desteklerde güneş enerjisi çıkacak. Ve rüzgar enerjisi de çıkacak. Güneş veriyor. Fakat işte hepsi
aynı verimi alamıyorsunuz. Yani güneş enerjisine baktığınızda Karadeniz sahili güneşle alakalı çok enerjide verimli değil. Ama iklim değişikliğinden dolayı çok popüler bir coğrafya haline geldi. Bak, enerji sektörüyle belki serinlikte vesaire de bunu doğru diyorsunuz ama enerjide Karadeniz sahili güneş enerjisine verimli değil. Bir ölçümleri var onların. İşte ne diyorlar? 1420'nin üstü orta verimli 1600'lere kadar. 1600'de 1800 arası çok iyi verimli. Ve ona da bakıyorsun nerelerde var? İşte Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinin içerisinde, İç Anadolu bölgesinde. Bir de bizim Kavağa geçince, yani oralarda biraz daha oralarda Kavağa geçince de 1400'lere falan vesaire çıkıyor. Niye burada verimli olmuyor? Ben biraz merak ettim, alıştım. Araştırdım bunu. Niye olmuyor? Rutubetli bölge olduğu için. Yani sıcak olması ayrı bir şey, güneş olması ayrı bir şey. Ama şimdi bunun ilanlarına çıkılıyor. Desteklenecek. Türkiye'nin her tarafında destek. Yenilenebilir, bedava enerji. İşte biz bu açığı 2018'in sonuna kadar kapatmamız lazım. Öyle planlıyoruz. Kapattığımızda biz zaten bir eksiğimiz kalan bu. Ulaşım, hamdolsun, kara, deniz, hava hepsi gümbür gümbür gidiyor. Demiryolu zaten başbakanımız açıkladı Samsun'la ilgili. Ki ben de yakından takip ettiğim bir projedir bu. Ben 6-7 senedir kendim takip ediyorum. O projeyi bildiğim bir proje. Biraz da sektörümle alakalı olduğu için de biliyorum bunu. Eğitim altyapımız iyi, fena değil. Sağlık altyapımız iyi. Bir enerjimizi tamamladığımızda işte o zaman benim iş adamım daha çok yatırım yapacak, daha çok istihdam sağlayacak, daha çok üretim yapacak, hedefler tutacak. Bugün ben size şunu kadarını söylüyorum. Güneydoğu'daki terör olayının arkasında Türkiye'nin enerjisi üzerinde emelleri olanların arka planda oyunları olduğunu net olarak da burada ifade edeyim. Bizi kahreden nokta burası zaten. Yani bunun işi bu. Taşeronluk yapıyor. Ama bu ülkede kendilerine aydın diyen, kendilerine demokrat diyen, kendilerine ulusalcı diyenler bu değirmene nasıl su taşıyorlar? Bu insanların temsil ettiği yerlerle nasıl ortak kurup sağlıklı bir ülke yöneteceksiniz? Yönetemiyorsunuz işte. Burada sıkıntı burada başlıyor. Aynı şeyi düşünmüyorsun. Milli olan konularda bir şeyler de arıza çıkıyor. Yani olmuyor. Biz milli istihbarat diyoruz. Milli helikopterimiz diyoruz. Milli füzemiz diyoruz. Milli tankımız diyoruz. Milli denizaltımız diyoruz. Şimdi milli uçağımız diyoruz. Ya birileri bağırıyor. Ben satmam lazım sana bunu diyor. Haklı. O da kendi ülkesinin çıkarını düşünüyor. Biz de kendimizin gibi düşünmemiz lazım. Mesele buradan kopuyor. Çok sohbet edeceğiz şimdi. 1 Kasım'da sonra bakalım neler olacak. Yine bir araya geleceğiz sizinle. Evet. Umuyoruz planladığınız gibi olur. İnşallah. Başarılar diliyorum. Ülkemiz kazansın. Evet. Ama işte bu süratle bu gerginliğin, toplumsal gerginliğin, şiddetin, terörün bitmesini sağlayacak bir duygu içerisinde insanların hepsi efendim. İnşallah. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Çalışmalarınızı başarılar. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyen çok değerli seyircilerimize hayırlı akşamlar, sağlık dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle de belki programın sonunda oldu ama Muharrem ayının 10. günü ve aşure günümüz tüm İslam ve insanlığa hayırlar olsun. Tebrik ediyorum. Peki değerli izleyiciler, Fuat Köktaş konuğumuzdu Samsun'un nabzında. Şimdi programımızı kapatacağız ama onun öncesinde geçen programımızda Samsun nabzında bir köşe açtık. Nabız köşesi, bu oldukça ilgi gördü. Derdini söyle yaklaşımıyla ayaklı mikrofon ekibi iş yerlerini ve evleri ziyaret edip onlara sordular derdiniz nedir diye. Aynı zamanda başka bir şey daha sordular. Acaba Samsun'un uydudan yayın yapan tek televizyon kanalı, D-Smart platformunda olan, efendim Teledünya platformunda olan bu mecrası televizyonlarının kumandasının ilk 9'un içerisine girebilmiş mi, girememiş mi? Bunu arkadaşlarımız aynı zamanda sordular.
Gerçekten çok güzel güzel de şeyler çıkıyor. Ya, tabii arzu ettiğimiz şey o ki ilk 9 kumandanın ilk 9 tuşundan bir tanesinin içerisine yerleşsin Haberat. Çünkü buranın nabzını, havasını, enerjisini tamamını bizim buradan hariç, bu mecradan hariç alabilecekleri başka alabilecekleri bir yok. Çünkü. Doğru diyorsun. Bunu biliyoruz. Bunun için. Onun için bizim için de önemli Haberat. Evet. Bakalım şimdi neler Haberat olmuş. Geçen gün yaptığımız çalışmaları sizinle tekrar paylaşıyoruz. Bizi ayırdığınız vakit için efendim teşekkür ediyoruz. Başka programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, ayaklı mikrofon bugün farklı bir tarz deneyecek. Gireceğiz esnafa soracağız. Bugün derdiniz ne yani? Bakalım onların dertleri neymiş öyle öğreneceğiz. İlk önümüze gelen dükkana giriyoruz. Bakalım onlar bizi beklemiyorlar tabii ki ama neler söyleyecekler, dertleri nelermiş. İsim neydi? Abdullah. Abdullah abi nasıl gidiyor iş güç? Çok şükür Allah iyidir. Şimdi biz bir konsept düzenledik. Diyoruz ki bugün esnafımızın derdi ne? Sadece esnaf, vatandaşımızın derdi ne? Hani var mı bir derdin, sıkıntın? Buradan mikrofonunuza söylemek istediğin. İşte biraz düşük. Neden? Neden? Seçimden dolayı. Bayram girdi. Bayramdan sonra tekrar seçim. Tekrar seçim. Bizim işleri biraz düşürdü. Ya bir an önce işte seçim hallolup işlerin rayına oturmasını bekliyoruz. Bir de şimdi abim, biz diyoruz ki, şimdi madem biz Haberaks televizyonuyuz, değil mi? Merak ediyoruz. Esnafımızın ya da herhangi bir eve girdiğimizde kaçıncı sıradayız? İlk 9 rakama girebilmiş miyiz, girememiş miyiz? Siz de televizyonda var, gördük. Evet. Kaçıncı sıradayız? Haberaks kaçıncı sırada? Haberaks birinci sırada. Birde. Evet, birde. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyoruz. Bir inanmıyoruz tabii ki. Öyle inanmak olmuyor. Hemen bakalım. Direkt bire mi basacaksın abi? Direkt bire basacağız. Vallahi direkt bire bastı. Buyur. Şok olduk mu Mustafa? Neden? Aslında mantıklı yani. Sonuçta Samsun'un kanalıyız biz. Aynen. Değil mi abi? Aynen. Siz de o niyetle yaptınız herhalde. Herhalde canım. O zaman ne diyoruz? Şimdi tabii bunu abimiz bilmiyordu. Şimdi biz Haber Gazetesi'nin bir aylık, bir yıllık diyecektim. Bir aylık abonelik veriyoruz. Hani böyle bir şey gerek duymuşsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bir bence vatandaşlık sorumluluğudur diye düşünüyoruz değil mi Mustafa? Teşekkür ediyoruz. Bir aylık gazetenizin aboneliğini yaptık gitti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhaba, buyurun. Rahatsız etmiyoruzdur inşallah. Estağfurullah, buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, siz? Biz de iyiyiz. İsim neydi? Özcan Aydın. Özcan Aydın. Özcan abi, biz şimdi soruyoruz, belki şaşıracaksınız ama var mı bir derdiniz, sıkıntınız? Bizim derdimiz tek Samsunspor. Sahip çıkılmamasından dertliyiz. Başka şu anda bir derdimiz yok. Ne yapılsın Samsunspor'a? Zaten hepimiz aynı şeye, sıkıntı içerisindeyiz zaten ama siz neler söylersiniz Samsunspor'la ilgili? Samsunspor'a belli başta birkaç kişi sahip çıkıyor. Büyük iş adamlarımız var. Sadece bu kadar büyük iş adamımız yok Samsun'da. Onların genele yayılmasını istiyoruz. Birkaç senedir ligin kıyısından dönüyoruz. Sahip çıkılmamasından dolayı bu oluyor. Taraftar olarak zaten biz her maça gidiyoruz. Her şeyde şekilde destek veriyoruz ama iş adamlarının sahipsiz bırakmasından, mesela burada çok büyük firmalar var. Onlar sahip çıkmıyor. Siyaset adamlarından da sahip çıkmayanlar var. Bu yani başka yani bir sıkıntı yok. Samsunspor'a bir el atın artık yani diyorsun. Tabii el atmaları gerekiyor. Abi televizyonunda Haberaks var mı? Var. 55'te. Niye 55'te abi? Çünkü 55 Samsun'un plakası. Abi sen de şimdi gel. Geçelim televizyonun karşısına. Gel abi buraya. Onu. Şimdi 55'e bakıyorum. Abi hani 55? 60'a çık o zaman. Ya yeni format attık da. Diyor ki abi formata 60. Abi şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor musun? İlk 9'u alıyoruz. Tamam mı? Olur. Madem Samsunspor'sa Haberaks'ta... Ama niye 9'la ne alakası? Hani ilk 9 hani rakam, ikinci bir rakama gerek olmasın istiyoruz biz. Tamam. O yüzden bizim... 1'e atalım o zaman. Tabii 1'e atalım zaten. Tamam, o zaman olur. 1'e atalım. Amaç Samsun'sa Samsun'un kanalı izlenmeli değil mi? Biz kanaldan önce bir Samsunspor Süper Lig'e çıkaralım. Kanal kolay. Kanal hatta hep 1'e atarız yani, tamam, sıkıntı yok. Bundan sonra da... Evinde de bir numarayı alıyorsun. Tamam, İnşallah. Bizim evimizde bir numarada. Biz onun sözünü verelim de siz de Samsunspor'a destek adı altında biraz da siz taşın altına elinizi atın. Ve
bizim dediklerimizi büyüklerimize iletin. Hiç merak etmeyin, iletilecektir. Ben hemen alıyorum, bir saniye şimdi bırakacağım. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi artık Haberax birinci kanalda. Evet. Evde de bunu yapıyorsun abi. Tamam, söz. Tamamdır. Buradaki abilere de söylüyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Dediklerimizi büyük abilerimize söyleyin. Biz kanal sıkıntı yok. O iş bizde abi, tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Sadece esnafa mı soruyoruz? Tabii ki hayır. Kapı açık, girdik. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Haberax televizyonundan geliyoruz. Hoş geldiniz. Merak ediyoruz, var mıdır bir derdiniz, sıkıntınız? Şu anlık bir derdimiz çünkü şükürler olsun yok. Ama ülke adına bir sorunumuz varsa biliyorsunuz terör sorunumuz var. İnşallah onu da siyasiler çözecekler. Acaba televizyonunuzda kaçıncı sıradayız? 7. sıradayız televizyonunuzda. Ezbere de biliyorsunuz. Evet, yani takip ettiğimiz için. Genelde. Gerçekten takip ediyor musunuz? Evet, takip ediyoruz. Öyle mi? Evet. Ama biz eğer sizin için de sakıncası tabii. Yoksa eve girip kontrol etmek istiyoruz. Tabii, hani bu yani. Artık sıkıntı olmaz değil mi yok, sizin yok, için? Yok yok, kesinlikle hayır. O zaman Mustafa, bence biz girelim içe. Bak, 7. sıradayız. O zaman size çok teşekkür ediyoruz. Ondan Mustafa bana dön. Abimize bir teşekkürü borç biliyoruz. Bizi izleme... Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İnşallah gururla ama... izliyoruz zaten sizleri. Gururla izliyoruz dedi ya. Çok mutlu olduk şu anda. Ama tabii bunu ödülsüz de bırakmamak lazım değil mi Mustafa? Buradan şunun sözünü de veriyoruz. Madem Haber Gazetesi takipçisisiniz ayrıca televizyonun dışında. Biz de size bir aylığına Haber Gazetesi aboneliği. Oo, çok güzel. Teşekkürler. Artık bol bol daha rahat bir şekilde takip edersiniz. İnşallah. Belki inşallah. Ondan bir aydan sonra da siz kendi abone olursunuz, devam ettirirsiniz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o zaman ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün biz berberlerden gittik. Bakalım herkesin var bir derdi. Bu berberin derdi ne acaba diye giriyoruz. Merhaba. Merhaba. Haberax evet. Televizyonu. Nasılsın? İyiyiz. Ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Ne deniyor? Yok. Çırak. Çırak. O meşhur çıraklardan biri işte. Var mı bir derdin, sıkıntı? Yok. Allah'a şükür yok. Memnun musun patron? Memnunuz. Patron nerede? Ben de orada. Aha, patronun yanında patronu eleştirmek olmaz tabii. Nasılsınız? Hoş bulduk. Haberax televizyonu. Farkındayım. İzliyor musunuz bizi? Genelde. Yani genel. Fırsat bulursak. Yani izlemiyoruz bak, doğru söyleyeyim. Evet, vardır ama takip ettiğiniz programı. Tabii. Mesela onların... Sinan abinin programlarını çok takip ediyoruz. Sinan Sallabaş'ın, evet. Samsun'un nabzı. Evet. Buradan Sinan abiye saygılar diyelim o zaman. Onun programına, onun izleyicisini çekiyoruz. Ya bilmem, çok güzel bir program yapıyor siyaset konusunda. Bayağı... O zaman Sinan Sallabaş şunu merak ediyor. Bizim vatandaşımızın derdi, sıkıntısı var mı? Tabii ki. Tabii ne ki. Derdiniz? Mesela derdiniz ne? Görüyorsunuz. Boş. Yani. Niye boş? Biz seçimlere şu anda vurgu yapıyoruz ama bilmiyorum. Çünkü piyasada bayağı bir kırgınlık var. Hı-hı. Görüyorsunuz. Esnafın en büyük sıkıntısı. Yani. Bir de artı eleman sıkıntınız çok. Elemanımız yok. Çırak yetmiyor mu size? Çırak yetiyor da koltukları görüyorsun. Hı. Normalde 6 koltuğa 3 kişi çalışıyorum şu anda ben burada. Eleman sıkıntısı var. Anladım. Daha sonra bütün iş yerlerinde aynı şekilde. O zaman mesela. Bir de şunu merak ediyoruz. Madem hani tamam çok sık takip etmiyor olabilirsiniz ama evet. Bizim televizyonumuzu takip ediyor musunuz? Biz televizyon, üç tane televizyon var. Evet. Bugün müşteriniz az olabilir ama bunun dolup dop dolu olduğu anlar da vardır tabii ki şurada bir sürü koltuk var. Tabii ki. Biz merak ediyoruz. Haberax televizyonu, televizyonunuzda kaçıncı sırada? İkinci sırada. İki. Evet. İlk iki de yani. Biri gördük. Yediyi gördük. Ama ikiyi görmedik ve biz görmek istiyoruz. Mümkünse. Hemen açayım. Kamera karşım yukarıda çekebilirsin. İlk iki olduğunu görsün. Tamamdır. Tam denk geldi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Sonuçta kendi kanalımız, yerli kanalımız. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Her zaman ilk onun içinde olması gerekiyor. Ödülsüz de bırakmak istemiyoruz. Hani bu sorumuzun tabii mükafatı olmak zorunda. Sonuçta siz bizi ilk 9'a artık hani çift rakamlara geçmeden almışsınız. Biz diyoruz ki size bir aylığına Haber Gazetesi aboneliği verelim. Kabul ederseniz.
Çok teşekkür ederim. Artı zaten Haber Gazetesi daimi iş yerimde vardır. Siz kendiniz zaten alıyorsunuz. Evet. Ama evet. Bir aylığına abone etmek istiyoruz sizi gazetemize. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar teşekkürler.